Merhaba sevgili Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Nevşehir Göreme'den sesleniyoruz. Muhteşem manzarası ve doğasıyla güzel bir şehir burası. Derviş, Keyif, House'un konuğu olduk. Yanımızda işletme müdürümüz Cemal Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri ve sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemal Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Cemal Yıldırım. 7 senedir bu işi yapıyorum. Konaklama işletmeciliği mezunuyum. Evet. Derviş Keyif House'un işletme müdürüyüm. Derviş Keyif House kaç yılında kuruldu ve burada sunulan hizmet nedir? Derviş Keyif House'u 13 Temmuz 2008 yılında kurduk. İlk etapta 7 oda, daha sonrasında 1 oda daha ilave ederek 8 ve şu anda 21 oda olaraktan da hizmet sunmaktayız. 21 odamız bulunmakta. Kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? Toplam 5000 metrekarelik bir alanda hizmet sunuyoruz misafirlerimize. Evet. Otelimizin özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki sadece odalardan oluşmuyor. Restoran bölümümüz, özel odalarımız bulunmakta. Biraz da onlardan bahsedersek. Odalarımızın 800'ü, 8 tanesi King Suite olarak tabir edebileceğimiz odalarımız. Bunların standartları çok daha üst düzeyde. Bunların dışında 12 tane de deluxe odalarımız var. Bunlar double, triple ve family room olaraktan da ayırt edilmiş. Bir tane de apart şeklinde mutfaklı odamız bulunmakta. Bu da farklı bir hizmet sunmaktayız bu odamıza. Farklı da bir hizmet sunuyoruz. Lezzet konusunda zaten açığız burada. Özel günlere kapı açıyor muyuz otel olarak? Tabii ki özel günlerde misafirlerimize özel hizmetlerde sunduğumuz oluyor. Özellikle balayı çiftlerine, doğum günü olan misafirlerimize burada küçük sürprizler yaparaktan onları daha mutlu göndermeye çalışıyoruz. Kaç kişilik bir ekibimiz bulunmakta otelimizde? Şu an toplam 7 kişi çalışıyoruz burada. 7 kişiyle beraber 7 bir de aile personelimiz. Oteli değil mi burası? Doğrudur. Aile oteli olduğu için hep birlikte hizmet evet. veriyoruz. Restoran bölümümüzden bahsetmek istiyorum. Çünkü evet. dünyanın her yerinden insan buraya geliyor. Herkesin damak tadına hitap edebiliyor muyuz? Hitap etmeye çalışıyoruz tabii ama ağırlıklı olarak da bu yöreye ait olan yemekler sunmaktayım misafirlerimize. Ki vermiş olduğumuz hizmet butik otel olduğu için uluslararası yemeklerden ziyade bölgeye özel burayı tanıtacak yemeklere ağırlık veriyoruz. Genelde müşteri portföyümüzü Türk halkı mı ya da yurt dışından insanlar oluşturmakta mı? Maalesef Türk halkımız çok daha fazla şu an için buraları yeni yeni keşfetmekte öyle söyleyeyim. Ağırlıklı olaraktan son birkaç sene için Asyalı yani Koreli, Japon bunları sayabiliriz başta. Daha sonrasında Hindistanlı, Amerikalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı bunlar akabinde devam ediyor. Dünyanın her yerinden insana hizmet Dünyanın veriyoruz her yerinden burada evet aslında. Doğrudur. Şunu da belirtmek istiyorum. Göreme doğal güzelliğiyle ünlü bir yer. Odalarımızın bozulmadan hizmete sunulması çok önemli bir nokta. Hani bunu bozmadan izleyicilerimize aktarmak ya da gelen konuklarımıza sergilemek nasıl bir duygu? Sizlerden dinlemek Şu an isteriz. Zaten Anıtlar Kurulu bu konuyla ilgili çok hassas çalışmalar yürütüyor. Hatta bazı zamanlarda da gerek biz olsun gerek bazı otelciler tarafından sıkıntılarda yaşayabiliyoruz. Ama yine de bu bölgenin doğal kalması açısından gerekli çalışmalar yapılıyor diye düşünüyorum. Yani bu çalışmalarına zaten biz destekçi oluyoruz. Evet. Otel olarak son olarak aynı zamanda bize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkesi Kapadokya'ya bekliyoruz, Göreme'ye bekliyoruz. Yani Derviş Keyif House'a Derviş bekliyoruz. Keyif Hem de buranın olarak, güzelliğini evet, görsünler diyoruz. Hı-hı. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim, Başarılarınızın sağ olun. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Nevşehir Göreme'den seslendik. Derviş Keyif House'un konuğuyduk. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.